Alanya Posta Medya'nın gündeme getirdiği eksper sorununa iş dünyasının temsilcilerinden de açıklama geldi. Tecrübesiz eksperlerin gayrimenkulleri düşük değerlendirmesiyle zorluk yaşayan iş insanlarının sorunlarını yansıtan haberde 8 milyon euroluk arsaya 4 milyon TL'ye bedel biçildiği belirtilmişti. İş insanı Alanya Posta Medya'ya 10 yıl önce 4,5 milyon euro değer biçilen, şimdi en az 8 milyon euro olan arazimizin değerini 4 milyon TL olarak tespit etmesi akla mantığa uymuyor ifadeleriyle yaşadığı durumu anlatmıştı. Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Akın Tabaklar'da yaşanan durumun uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, eksperlerin ve bankaların anlaşması sonucu bu durumun ortaya çıktığını belirtti. Tabaklar, sadece eksperin acemi olmasından kaynaklanan bir durum değil, tamamen bankalarla eksper firmalarının kendi aralarındaki bir takım uzlaşmalardan kaynaklanıyor. Yani bu tamamen bilinçli olarak %50 gibi değerlerin yarısı ekspertiz fiyatlandırılıyor. Eksperin kendisi belki bunu fiyatlandırmıyor ama bağlı olduğu şirket, bunu bankaların lehine oluşturuyorlar. Eksper firmaları profesyonel çalışan firmalar, özellikle kamu bankalarıyla şu anda düşük çıkarttırıyorlar dedi. Tabaklar, kamu bankalarının KGF destekli işletme kredilerini verme süreci sırasında özel bankalar kendilerini bu sürecin dışında tuttular. Bunun sonucunda iş dünyasının büyük bir kısmı ve küçük esnaf finansmana ulaşmada sıkıntılar yaşadılar. Kredi kullanabilecek teminatı olan firma ve işletmelerin gerekli kaynağa ulaşmada ekspertiz raporları konusunda önlerine set çekildi. Şöyle ki 8 aydır pandemi süreci içindeki firmalar bankalara yaptıkları kredi teminatlarında gayrimenkul ekspertiz değerlerinin yaklaşık %50'ye varan oranlarda düşük tutulduğuna şahit oldular. 1000 TL'lik malınız 500 TL değer raporlandı. İş dünyası, işverenler teminatlarının değersizleştirilerek kredibilitelerinin yarıya düştüğünü gördüler. Piyasada satılan konut fiyatlarının değerlerine göre aynı özelliklere sahip konut ve iş yeri gibi gayrimenkullerinin yarı fiyatına ipotek edilmesi gerçekten düşündürücü. Herkesin emeği, alın teri, teminatlarının düzmece raporlarla değersiz hale getirilmesinin önüne geçilmesi ve pandemi sürecinde sıkıntılı olan firma ve işletmelerin bu konuda rahatlatılması gerekmektedir dedi.